De Kurban Bayramı vesilesiyle her birinizi en derin saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. İslam dininin iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı'nın gelecek adına huzurlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Ben de kardeşlerimin duygularına katılarak bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bravo. Kıymetli hemşehrilerim, bizler şerefli İslam dininin mensuplarıyız. Bu bayram Hazreti İbrahim'in bayramıdır. Bu bayram İslam dininin özelliklerini çok iyi yansıtan bayramdır. Sadece bu bayram hayvanları boğazlamak değildir. Esasında bu bayramın manası nefisleri yenmektir. Bu bayram bunun için vardır. Bakın Bedir Savaşı'na, Bedir Savaşı'ndan sonra sahabenin birisi Hazreti Peygamber'e geliyor. Diyor ki, ya Peygamber izin ver, yaralılar var. Yaralıların yanına gidiyor, bakıyor ki bir tanesi ölmek üzere, suyu vermek istiyor. Yaralı diyor ki, o arkadaşımın durumu benden daha kötü. Ona koş. Koşuyor ona, o diyor ki diğeri benden daha kötü. Yetişinceye kadar adam şehit oluyor, sahabe şehit oluyor. Dönüyor ikinciye suyu vermeye, o da şehit olmuş. Dönüyor birinciye, o da şehit olmuş. Kardeşlerim, İslam dini paylaşım dinidir. Biz duygularımızı, varlıklarımızı paylaşmalıyız. Türkiye, Iğdır, herkese yetecek kadar büyük zenginliklere sahiptir. Bizim farklılıklarımız vardır. Başkan Bey de söyledi. Bu farklılıklar zenginlik olarak kullanılmalıdır. Bu farklılıklar da Allah'ın nişanelerindendir. Değerli kardeşlerim, kainat bir ölçü üzerinedir. Bir ölçü, bir mizanı vardır. O mizanı koyan da kudret sahibidir. Ve o mizan ölçü asla değişmez. Adalet de buradadır. Kürdün adaleti, Azerinin adaleti, İngiliz'in adaleti, Çinli'nin adaleti, Amerikan'ın adaleti olmaz. Bütün insanlığın adaleti olur. Bu adalet dediğiniz şey evrenseldir. Kimse Allah'tan çok bilmiyor. Şu ırkçılık denilen husus bizim içimize girmiş en büyük virüstür. Bunun temizlenmesi lazım. İslam dini bunun çaresidir. Peygamberimizin getirdikleri Kur'an bunun çaresidir. Ona uymamız lazım. Değerli kardeşlerim, bakın etrafınıza. Lütfen bakın. Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. Şu Suudi Arabistan'a bakın Allah aşkına. Bir tane kral var. Münafık, kafir kral. Kabe'nin vakfiyesinin 39 milyar dolar parası var. Siz niye 3 defa, 5 defa yerin altına inmediniz? Halen Mina'ya insanları 60 model otobüslerle götürüyorsunuz. Şu şeytan taşlama yollarını niye düzgün yapmıyorsunuz? Allah billah aşkına, eğer o İslam'ın kutsal beldesi, Mekke, Amerikalıların, Almanların elinde olsa böyle mi olurdu? Kimsenin burnu kanar mıydı Allah aşkına? İslam'ın emrettiğini onlar yapıyor. Gelip görseler, Mekke'de İslam budur, dönüp geri giderler. Ama kitaplardan tertemiz İslam'ı okuyanlar da İslam'a dönüyorlar. İslam son dindir, İslam tamamlanmış dindir, hepimizi kucaklayan dindir. İslam dairesi içerisinde bütün sorunlara çare bulunacaktır Allah'ın izniyle. Bu Irak'la da olan, İran'la da olan, Suriye'yle de olan, Allah'ın izniyle Nahçıvan'la da olan sınırlar bir gün gelecek kalkacaktır. İslam bunu emrederken Avrupalılar yapmış. Hollanda'dan Amerika'ya geçtiğinizde 200 kilometre suratla geçerken
sizi kimse durdurmuyor. Allah'ı bir, kitabı bir, peygamberi bir, insanlar arasında bu ayrılık gayrılık nedir kardeşlerim? İşte bizim partimiz, mensubu olduğumuz parti, bu konularda iddialı bir parti. Ben geçmişte bir partiden belediye başkanlığı yaptım. Diğer bir partinin yine insanları görevde şu anda. Bunlar marjinal partiler kardeşlerim. İnsanları kucaklama adına yapacakları bir şey yok. Çok da reel değildir. Çok da doğru bir gerçek değildir. AK Parti'nin bu konuda iddiası var. Kimse ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız. Şu ıgıdır hepimize yeter. Şu ıgıdırın kalkınması da bizim hükümetimiz adına çok büyük bir paralar da gerektirmiyor. Bu hükümet parası çok olan, zengin, bütçesi dolu olan bir hükümet. Arkadaşlar, biz hükümetin yanında yer alacağız. Hiçbir yere varamayız değerli kardeşlerim. Bu, verin Allah hatırına bu bayram günü. Şu ayrılığı, gayrılığı ortadan kaldıralım. Bravo. Bu bayrama çıkan, bu bayramı gören siz değerli hemşehrilerimize, gelecek adına nicenize huzurlu bayramlar diliyorum. Bu bayramı göremeyen, ebediyete intikal eden çok değerli vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ruhuna fatihalar gönderiyorum. Önümüz açıktır. Allah Iğdır'a bir çıkış göstermiştir. İnşallah bunu bir fırsat olarak değerlendirir. Geleceğe emin adımlarla yürürüz. Arkadaşlarım adına da, kendi adıma da katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Size en derin muhabbetlerimi sunuyorum.